yani hem ulusal hem uluslararası hukuka göre savaş suçudur. Taraf gazetesine konuşan BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, hükümetin silah bırakma ve ateşkes konusunu BDP ile görüşemeyeceğini, bu konuyu PKK ve Abdullah Öcalan'la görüşmesi gerektiğini söyledi. Hükümet silah ve ateşkes konularını bizimle doğrudan görüşemez. Bu konuda bizim yetkimizin olmadığını hükümet çok iyi biliyor. Silah konusunda doğrudan biz karar veremeyiz. O makamlar bize bağlı örgüt ve kurumlar değil. Eğer taraflar kabul ederlerse biz silah konusunda ancak arabuluculuk rolü oynayabiliriz. Ama başbakan yine de silah konularını bizimle görüşmek istiyor. Sonra da kalkıp bu konularda karar alma yetkiniz yoksa ben sizinle neyi konuşacağım diye soruyor. Nereden geçtiğini gösterebilmelidir. Başbakan Erdoğan'ın iradeniz varsa gelin oturalım diye seslendiğini söyleyen Demirtaş, bizim irademiz de var, gücümüz de. Başbakan Kürt sorununu bizimle rahatlıkla konuşabilir dedi. Demirtaş, hükümetten bir yetkilinin artık seçim gibi kritik süreçleri atlattıklarını, protokol falan olmadığını, Kürt sorununu çözdüklerini söylediğini de aktardı. Bizde senin bütün derdin silah mı? Kürtlerin hakları, özgürlükleri ne olacak? Bunları konuşalım diyoruz. Çünkü asıl mesele Kürt sorunudur. Asıl mesele PKK sorunu değildir. Biz partimizin politikası ve aldığı oy çerçevesinde Kürtlerin haklarıyla ilgili her türlü kararı verme yetkisine sahibiz. Ama silahla ilgili karar verme yetkisi bizde değil. Başbakan da bunu biliyor. Örgütlüdür, kararlıdır, inançlıdır. Selahattin Demirtaş, müzakere için BDP'nin de şartları olduğunu, ilk şart olarak da terörle mücadele kanununun kalkması gerektiğini söyledi. Gösterdiği yoldan gitmelidir.